Biz İsrail ordusuna lojistik sağlıyoruz. Yani araştırdıkça bunu gördüm. Nasıl bir politikamız olduğunu da giderek daha çok anladım Gazze'de. Neler gidiyor? Bir kere yakıt. Yakıtta biz Azerbaycan ve Kazakistan'dan aldık yakıtı güvenli bir şekilde onlara petrolü ya da ham petrolü teslim etmek konusunda üzerimize düşeni yapıyoruz. Bu konuda hiçbir sözlü olarak bile hiçbir engel çıkarmıyoruz. Sonra ham madde ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Çelik. İsrail'in çelik ihtiyacının %65'ini Türkiye karşılıyor. Bu kadar yüksek bir oran ve tabii bu çelik savunma sanayinde de kullandıkları bir ürün. Her yerde kullanıyorlar. Sonra çimento. Enteresan bir başlık. %95. %95'ini Türkiye'den alıyorlar ihtiyaç duydukları çimentonun. %5'ini de Yunanistan'dan alıyorlar. Böyle bir sistem var. Dolayısıyla o mesela Gazze'yi yakıp yıkıyorlar, sonra oraya duvarlar örüyorlar, şimdi inşaat aşamasına geçiyorlar falan. Bunun tedariğini de biz sağlıyoruz. Yine oradaki bir çimento şirketinin CEO'su açıklamıştı. Ordu da Türkiye'den aldığı çimentoyu kullanıyor. Doğal olarak zaten %95'ini Türkiye'den karşılıyorsa savunma sanayi de oradan kullanıyor tabii ki. Bunun dışında mesela İsrail'e elektrik üretiyoruz. Bu ihracat kalemi değil. Zorlu Holding, İsrail'de en büyük yatırımı olan Türk firması. İsrail'deki elektriğin %7'den fazlasını hala düzenli olarak üretiyor. Sonra biraz daha bakınca biraz daha böyle sansasyonel kalemler ortaya çıkmaya başladı. Örneğin dikenli teli gördük. Ve de aynı anda, aynı dönemde dikenli tellerle Mescid-i Aksa'nın etrafını sarıyorlardı. O Gazze'de yine işgal ettikleri yerlerde dikenli tel çekiyorlar. Meğer onu da biz sağlıyormuşuz. Bunların hepsini görebiliyoruz. Sonra silah aksamları diye bir şey. Bu arada bütün bu bilgileri nereden alıyorum? Böyle bir kaynaktan ya da işte hepsi resmi açık kaynaklar. Yani devletten alıyorum. Ticaret Bakanlığı verilerinden alıyorum. Türkiye İstatistik Kurumu verilerinden alıyorum.